Kampus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar kimya için çok önemli bir dönüm noktasına geldik şu anda gerçek manada hayati önem taşıyan bir konuyu bugün hallediyoruz arkadaşlar periyodik tablodan geçen videomuzda bahsetmiştik zaten bugün ikinci ayağında yaz olayın periyodik özelliklerden bahsedeceğiz yani periyodik tablodan bahsederken demiştik ki elementlerin fiziksel özelliklerinin periyodik şekilde değiştiği görülmüştür ve buna yönelik bir tablo hazırlanmıştır. İşte fiziksel ve kimyasal hani bu periyodik olarak değişen fiziksel ve kimyasal özellikler nelermiş onlardan bahsedeceğiz. Neden hayati önem taşıyor dedik. Bir kere sınavda çıkacağına garanti verebilirim. Birinci ayakta çıkmazsa ikinci ayağında kesinlikle karşılaşacaksınız diyebilirim. Hadi orada da çıkmadı. Hadi orada da karşımıza soru olarak direkt gelmedi diyelim. Ama bundan sonraki konularda ...böyle zincir gibi birbirine bağlanan bir süreç yaşayacağız. Ve bunların temelinde... ...bugün bahsedeceğimiz konular var. Mesela e, elektronegatiflik mevzusunu... ...bugün bahsedeceğimiz mevzuyu tam olarak anlamazsak... ...kovalent bağdaki polarlık apolarlığı anlayamayacağız. Bunun üzerine zayıf etkileşimleri anlayamayacağız. Dolayısıyla... ...bugünkü konuyu tam anlamıyla öğrenen kişinin... ...sınavda en az bir veya iki soruyu... ...cebe koyacağını garanti edebilirim size arkadaşlar. Dolayısıyla... Lütfen hepinizden rica ediyorum video biter bitmez kısa bir tekrar yapıp direktmen soruları çözmeye başlayalım bu konuyla ilgili. Nedir bu özellikler? Nelerden bahsedeceğiz bugün? Onlardan kısaca şöyle bir özetleyelim. İyonlaşma enerjisi diyeceğiz, elektron ilgisi diyeceğiz, elektronegatiflik ve ametalik aktiflikten bahsedeceğiz. Bunun yarı sıra Atom yarıçapı ve metalik aktiflikten bahsedeceğiz ve atom ve kütle numarasının zaten nasıl e, periyodik tabloda değiştiğini bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Atom ve kütle numarası periyodik tabloda sıralı bir şekilde ilerliyordu. Kütle numarasında ufak değişiklikler olabiliyor ama periyodik tablonun temel prensibi neydi? Atom numarasına göre sıralı bir şekilde ele, elementleri dizmekti. Yani burada proton sayısı 1 olan element varken yani atom numarası 1 olan element varken burada 2 var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bu şekilde devam ediyordu. Kütle numarası da benzer bir şekilde neredeyse atom numarasıyla aynı şekilde ilerliyordu diyebiliriz. Diğer kavramlardan bahsetmeye geçecek olursak ilk bahsedeceğimiz kavram atom yarıçapı. Periyodik tabloda bu atom yarıçapı nasıl değişiyor? Burada baz alacağımız, önem vereceğimiz iki tane nokta var. Birincisi katman sayısı. Dolayısıyla e, periyodik tabloda katman sayısı arttıkça, katman sayısı nasıl artıyordu peki? Periyotlarda ilerledikçe. Her bir adım aşağı gelmek ne demek periyodik tabloda? Atomun artık yeni bir katman daha kazandığı anlamına geliyordu. Dolayısıyla katman sayısına önem vereceğiz burada. Peki katman sayısının artması atom çapını nasıl etkiler? Atom yarıçapı veya atom çapı veya atom hacmi diye bu üç kavramla da karşılaşabiliriz. Üçü de aynı şekilde davranıyor olacak periyodik tabloda. Burada zaten şekiller üzerinde görebiliriz. Hemen ikinci periyodumuz 1A grubunda yer alan lityumdan bahsettiğimiz zaman e, sodyuma göre daha küçük bir atomdan bahsediyoruz. Atomu görüyoruz burada. Aşağı gelince bir katman daha ekleniyor. Onun altına gelince bir katman daha ekleniyor. Dolayısıyla çapın aşırı şekilde büyüdüğünü söyleyebiliriz. O zaman katman sayısı arttıkça atom çapı ne yapacaktır? Artacaktır atom çapı veya atom yarıçapı diyebiliriz. Bunu söylediğimiz gibi elektronlara uygulanan çekim kuvvetine bakacağız bir de. Peki elektronlara uygulanan çekim kuvvetinden neyi kastediyoruz? Şimdi lityumdan bahsediyorsak 3 atom numarasına sahip olduğuna göre çekirdekte 3 tane proton vardır ve üç tane elektronu vardır. Oysa ki berilyuma geldiğimiz zaman dört tane proton, dört tane elektrondan bahsediyoruz. Dolayısıyla berilyumun yani çekir, proton sayısından ötürü çekirdeğin çekim kuvveti yüksek olan berilyumun Elektronlara uygulayacağı çekim kuvveti de lityuma göre daha fazladır. Dolayısıyla lityumla berilyuma baktığımız zaman berilyum biraz daha büzüşmüş bir atomdan bahsediyoruz. Yani bu çekim kuvvetinden ötürü elektronlar çekirdeğe daha yakın duruyorlardır. Dolayısıyla elektronlara uygulanan çekim kuvveti arttıkça atom yarıçapı ne yapacaktır? Büzüşeceği için azalacaktır diyebiliriz. Bunu periyodik tablo üzerinde peki nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi periyodik tabloyu şöyle düşünürsek yani 1A grubundan 8A grubuna gidiyoruz gibi varsayabiliriz. Aşağı doğru gittikçe çok bariz bir şekilde belli ki yukarıdan aşağıya gidildikçe atom yarıçapı ne yapacaktır? Artacaktır. Ancak soldan sağa doğru gittiğimiz zaman periyodik tabloda ne olacak? Sürekli bir büzüşme var. Çünkü bununla bunun arasında bir proton ve bir elektron fark var. Yani bu hem proton olarak hem de elektron olarak biraz daha fazla. Dolayısıyla büzüşüyor. Bir proton bir elektron daha eklersek biraz daha büzüşüyor. Büzüşe büzüşe ta soy gazlara kadar devam ediyor bu ve sürekli küçülerek geliyor. Soy gaza ulaştıktan sonra ben şu atoma bir proton ve bir elektron daha ekleyecek olursam ne olacak? Bunun elektronları son katmanını taşıyabileceği elektron kapasitesi doldu artık. Dolayısıyla ekleyeceğim yeni elektron bir üst katmana geçecek. Yani yeni bir katman daha ekleniyormuş gibi varsayabiliriz. Dolayısıyla bir anda pof diye büyüme gerçekleşecek. Bununla bunun arasında. Yani atom numarasına göre ilerlediğimizi varsayarsak biz periyodik tabloda. Atomumuz bu. Zamanla küçülerek gidiyor, büzüşüyor. Biz atom numarasını artırdıkça. Soy gaza geldikten sonra en küçük halini alıyor. Artık bir proton bir elektron daha eklersek. Yani atom numarasını bir daha artırırsak pof diye büyüyecektir inanılmaz bir büyüme gerçekleşecektir. Soldan sağa doğru gittikçe atom yarı çapının azalacağını söyleyebiliriz. O zaman periyodik tablo üzerinde yorumlayacak olursak bir periyottaki en küçük element soy gazdır diyebilir miyiz? Bu istisnasız bir şekilde bütün periyotlarda geçerli. Notumuza bakacak olursak katman değişmediği sürece atom numarası ve atom yarıçapı arasındaki orantı nedir? Katman değişmiyor. Dolayısıyla atom numarası arttığına göre ben sağa doğru ilerliyorumdur. Sağa doğru ilerlerken atom yarı çapının küçüldüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla ters orantı olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü atom çapı at atom numarası arttıkça, sağa doğru geldikçe atom çapı küçülüyordur. Ama eğer katman sayısı değişiyorsa yani helyumdan lityuma geçiyorum mesela ya da neon'dan sodyuma geçiyorum 8A'dan 1A'ya geçiyorsam atom numarasını artırırken burada ne olacak? İnanılmaz bir büyüme gerçekleşecek. Yani buradaki orantı nasıl olacak peki? Doğru orantı olacak. Atom çapı bu atom numarası arttıkça sadece şu geçişlerde yani 8A'dan 1A'ya geçişlerde atom numarası arttıkça atom yarıçapı da büyüyordur, artıyordur diyebiliriz. Bir diğer bahsedeceğimiz konu yarı çap olacak. İyon yarı çapı olacak. İyon yarı çapı ne demek? E, ee, i̇yon neydi? Onu bir özetleyelim tekrardan. Bir atomun elektron alışverişi yapmış haline biz iyon yarı çapı diyorduk. Dolayısıyla elektron alması veya vermesi onu iyon yapar. Sodyum nasıl iyon haline gelir peki? Sodyumun son katmanında sadece bir tane elektron var mesela. Bu iyon haline gelmek istiyorsa bu elektronunu verecektir. Bu elektronunu verdiği anda ne olacak? Eee... ...bir katmanını tamamen kaybedecek ve artı yüklü bir iyon haline gelecek. Çünkü proton sayısı elektron sayısından artık bir fazladır. Dolayısıyla atom çapının ne olmasını bekliyoruz? İnanılmaz derecede küçülmesini bekliyoruz. Flordan bahsedecek olursak mesela... ...flor iyon haline nasıl gelir? Son katmanda 7 elektron var. Bunu tamamlaması gerekiyor. Nasıl tamamlar? Dışarıdan bir tane elektron alarak tamamlar. Bu elektronu aldığı anda ne olacak peki? Artık proton sayısı değişmedi sabit ama elektron sayısı bir fazla oldu. Dolayısıyla bu protonlar bu elektronları zapt edemiyor gibi düşünebiliriz. O yüzden elektronu aldığı anda hacminde biraz büyüme olacaktır. Biz atom numaralarına bakacak olursak, atom numaraları üzerinden yürüyecek olursak. Sodyumun atom numarası 11. Dolayısıyla bu hale geldiği anda, iyon haline geçtiği anda bir diğer adıyla artı yüklü iyon olduğu için katyon olduğu anda ne yapacaktır? Proton sayısı değişmeyip yine 11 olarak kalacaktır. Ancak elektron sayısı bir azalacaktır. Yani 10 tane elektronu var şu anda. Flora bakarsak anyon haline geldiği için yani eksi yüklü bir iyon haline gelmesine ne demek oluyor? Dışarıdan bir tane elektron alması demek oluyordu. Proton sayısı değişti mi? Hayır. Hala daha bunun 9 tane protonu var. Atom numarası 9 olduğu için. Ancak dışarıdan bir elektron aldığı için 10 tane elektron oldu. Çapı büyüdü diyebiliriz. Dolayısıyla iyon yarıçapını özetleyecek olursak ne diyeceğiz? Bir atom katyon haline geliyorsa, yani artı yüklü bir iyon oluyorsa, yani dışarıya bir elektron veriyorsa bir veya iki fazla da olabilir bu tabii ki. Çapı küçülüyordur hem de inanılmaz derecede küçülüyordur. Çünkü e, katman kaybı yaşamıştır. Ancak eğer anyon haline geliyorsa, yani eksi yüklü bir iyon haline dönüşüyorsa, yani dışarıdan elektron alıyorsa Artık bu protonların, bu elektronları zapt etme şansı azaldığı için atom çapı büyüyecektir. İyon çapı daha büyüktür atom çapına göre diyebiliriz. Karşılaştıracak olursak ikisinin de onar tane elektronu var. Florun da, e, sodyumunda. Elektron sayıları aynı, katman sayıları aynı. Ancak florun e, iyon çapı, sodyumun iyon çapından daha büyük. Neden? Daha fazla proton olduğu için bu elektronları kendisine daha yakın tutabiliyor. Daha büzüşük bir hale alabiliyor diyebiliriz. Ancak florda proton sayısı az olduğu için elektronları yeterince çekemiyor. Dolayısıyla daha büyük bir çapla karşı karşıya geliyoruz. Atom ve iyon çaplarından bahsetmişken hemen onunla ilgili bir soru çözelim. Periyodik sistemimize vermiş. Yerleri verilen X, Y, Z, T maddeleri var. Z, T ve K maddeleri var. Bu elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişkiyi ve bunlara ait şu iyonların e, arasındaki çap ilişkilerini bizimden çözmemizi istiyor. Şimdi atom çapları çok kolay zaten. Ne demiştik? Aşağı doğru geldikçe periyodik tabloda aşağı doğru ilerledikçe katman sayısı artacağı için çap artacaktır. Dolayısıyla bunlar bir alt katmanda, bunlar bir üst katmanda olduğuna göre katman sayısı daha fazla olduğuna göre T ve K, X, Y, Z'den daha büyük olmak zorunda. Peki kendi aralarındaki ilişkiyi nasıl? söyleyebiliriz, açıklayabiliriz. Periyodik tabloda sola doğru gittikçe çap büyüdü. En büyük bir periyodun en büyük elementi 1A grubunda en küçük elementi de 8A grubunda yer alıyordu diyorduk. Dolayısıyla T ve K'yı karşılaştırırsak T büyüktür K şeklinde bir ilişki bulacağız. Bunlar arasındaki ilişki nasıl olacak? X büyük Y büyük Z şeklinde olacak. Ve bu ikisi bunlardan büyük olduğuna göre bu beşinin karşılaştırması X büyük Y büyük Z ...şeklinde olacaktır. Hangi seçeneklerde var? A ve B seçeneğinde görüyoruz biz bunu. Diğer ilişkiyi açıklayacak olursak... ...X eksi iyonu, X eksi iki iyonu... ...bu ne demek oluyor? Dışarıdan iki tane elektron almış. Dışarıdan iki elektron aldığı anda... ...katmanlarındaki elektron durumu... ...elektronların katmanlarına dağılımındaki görünüm... ...Z'ye benzemeyecek midir... Çünkü dışarıdan iki elektron aldığı zaman periyodik tabloda sanki iki yana kayıyormuş gibi düşünebiliriz. Tabi proton sayısı burada sabit kalıyor. Y eksi olduğu zaman yine Z ile aynı elektron sayısına sahip olacak. T'ye düşündüğümüz zaman bir elektron kaybetmiş. Dolayısıyla bu da Z ile aynı elektron sayısına sahip. K artı düşündüğümüz zaman iki elektron kaybetmiş. Z ile aynı elektron sayısına sahip. Dolayısıyla buradaki bütün taneciklerin elektron sayıları birbiriyle aynıdır diye özetleyebiliriz. Hepsinin elektron sayısı Z'nin elektron sayısı ile aynıdır. Peki çapları karşılaştıracak olursak elektron almış X ve Y dolayısıyla çapları büyümüş. T ve K elektron kaybetmişler dolayısıyla çapları küçülmüş. Şimdi aynı elektron sayısına sahipler. Proton sayısı fazla olanın çekim gücü de fazla olacağı için çapı küçük olacak. Ama proton sayısı az olanın çekim gücü az olacağı için çapı daha büyük olacak. Dolayısıyla burada en büyük çapın X 2 eksiye ait olacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki ne olacak peki? Y eksi. Çünkü en az proton bunda var. Ama elektron sayıları hepsinin birbirine eşit. Daha sonra Z gelecek. Ardından T artı gelecek. En küçüğü ise K 2 artı olacaktır. Çünkü e, elektron sayısı eşit olmasına rağmen çok fazla protonu vardır. Dolayısıyla çekirdek çekirdeğin elektronlara yaptığı çekim kuvveti fazladır. Çok büzüşmüş bir tanecikle karşı karşıya olacağız. Hangi seçenekte var peki bu cevabımız? A seçeneğinde görüyoruz deyip devam ediyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisinden bahsedecek olursak. Nedir iyonlaşma enerjisi? Tanımıyla bir ilerleyelim. Gaz haldeki bu kısım önemli. Gaz halinde bulunmak zorunda. Biz bir iyonlaşma enerjisinden bahsedeceksek bunun gaz halde olması gerekiyor. Eğer birinci iyonlaşma enerjisinden bahsediyorsak da bunun nötr bir atom olması gerekiyor. Gaz haldeki nötr atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi deniyormuş. Bunu biz IE1 şeklinde de karşımıza çıkabilir. Birinci iyonlaşma enerjisi şeklinde. Yani e, reaksiyonda da gördüğümüz üzere X gaz haldeki X atomu belli bir miktar enerji alarak... Bir elektronunu kaybediyormuş ve kendisi gaz halde yine X artı iyonuna dönüşüyormuş. Buna iyonlaşma enerjisi diyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Çünkü nötr haldeki atomun e, elektron kaybetmek için aldığı enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada EX olarak bize gösterilen enerji aslında bu e, atomun birinci iyonlaşma enerjisine eşittir diyebiliriz. Peki birinci iyonlaşma enerjisi bu. İkinci yoğunlaşma enerjisinden bahsedersen olacak. Bununla ilgili çok güzel şaşırtma soruları geliyor karşımıza. Ama biz yamulmayacağız tabii ki. Gayet iyi öğrenerek gidiyoruz çünkü. Bu sefer gaz haldeki artı bir yüklü iyondan bir elektron daha koparmak için verilmesi gereken enerjiden bahsedeceğiz. Az önce birinci yoğunlaşma enerjisinden bahsederken nötr atomdu. Yani proton sayısı elektron sayısına eşitti. Biz oradan bir tane proton koparmak için ne kadar enerji vereceğiz ona bakıyorduk. Bu sefer... Zaten bir tane elektron koparılmış bir tane daha koparmak istiyorum. Bunun için ne kadar enerji vermem gerekiyor? Buna bakacağız. İkinci yoğunlaşma enerjisi adını veriyoruz buna. Ve I, E, 2 şeklinde ifade ediyoruz. İkinci yoğunlaşma enerjisi. Ve bu tabii ki bu tanım aynı şekilde devam ediyor. Üçüncüyü koparmak istiyorsan üçüncü yonlaşma enerjisi. Dördüncüyü koparmak istiyorsan dördüncü yoğunlaşma enerjisi şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla ikinci yoğunlaşma enerjisini tanımlayan reaksiyon bunlardan hangisidir? Birinci reaksiyonumuzda ne olmuş? Genellikle öğrencilerimiz şaşırttıkları nokta bu oluyor. X gazının iki tane elektron koparmak için, X gazından iki tane elektron koparmak için verilen enerjiden bahsediyoruz. E, A ile burada. Ama burada X artı yüklü. Yani bir elektronunu zaten kaybetmiş bir tane atomumuz var burada. Bundan bir tane daha elektron koparmak için vermemiz gereken enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bize ikinci iyonlaşma enerjisinin ifadesini vermeyecektir. Bu ifade ikinci reaksiyonda gizlidir. Dolayısıyla EA dediğimiz birinci reaksiyondaki enerji ikinci yoğunlaşma enerjisine eşit olamaz. Eşit olan ne olacaktır? EB'dir. Yani ikinci reaksiyonda tepkimeye giren enerji bize ikinci yoğunlaşma enerjisini verir. Burada şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. EA dediğimiz değer yani bir atomda iki tane elektronu koparmak için toplamda harcamamız gereken enerji aslında bunun Birinci iyonlaşma enerjisinde yani bir elektronu koparmak için harcadığımız enerji ile ikinci iyonlaşma enerjisinde harcadığımız enerjinin toplamına eşittir. Ve şunu da asla unutmuyoruz. İkinci iyonlaşma enerjisi her zaman için bunun istisnası yoktur. Birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Benzer şekilde üçüncü iyonlaşma enerjisi de. İkinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Dördüncü iyonlaşma enerjisi de bundan büyüktür. Bu bu şekilde devam ediyor. Neden peki? Bunu açıklayacak olursak. Şimdi proton sayısı değişiyor mu iyonlaşma enerjisi iyonlaşma sırasında? Proton sayısı herhangi bir şekilde değişmiyor. Atom numarası sabit. Elektron koparıyoruz. Bir papatyadan yaprakları koparıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Birinci elektronu koparmak için belli bir miktar enerji harcadım. Artık bir elektron eksiğe sahip ama proton sayısı aynı. Dolayısıyla bu protonların o elektronlara uyguladığı çekim kuvveti artmış oldu. Elektron başına düşünürsek, ikinci bir elektronu koparmak artık daha zor olacak, üçüncü bir elektronu koparmak daha da zorlaşacak. Çünkü proton sayısı sabit, sen sürekli bundan elektron alıyorsun. Artık o protonlar, o çekirdeğin çekim kuvveti elektron başına düşündüğünüz zaman sürekli artarak gidiyor. Sürekli daha zorlaşmaya başlıyor bu elektronu koparmak diye özetleyebiliriz. Periyodik tablodaki bazı elementlerin iyonlaşma enerjilerini şöyle tablo halinde değerlendirecek olursak, yani iyonlaşma enerjisinin periyodik tabloda nasıl özellik nasıl değişim gösterdiğine bakacak olursak, sodyum, magnezyum, kükürt ve potasyumu biz bunu örnek olarak aldık. Şimdi sodyum ve magnezyumu düşünürsek periyodik tabloda sağa gitmekten bahsediyoruz. Çünkü bu 1A grubundadır, bu 2A grubundadır. Bu 6A grubunda yer alıyor, bu 1A grubunda ama sodyumun hemen altında yer alıyor. Yani biz periyodik tabloda şöyle basitçe bir şekilde çizecek olursak. Sodyum buradaysa magnezyum burada. Kükürt daha ileride şuralarda bir yerde. Ee, aynı periyotta ama daha ileride yer alıyor. Ama potasyumdan bahsedecek olursak bir alt katmanda yer alıyor. Şimdi Sodyum hani bunu nasıl da gösterebiliriz zaten kanıtlamak için. Sodyum 11 olduğuna göre katman dizilimleri nasıl olacak? 2 8 1 şeklinde olacak. 1A grubunda 3. periyotta yer alıyor. Hemen şunun 3. periyot olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla. Magnezyum nerede yer alıyor? 2 8 2 şeklinde olduğuna göre 2A grubunda ve yine 3. periyotta yer alıyor. Kükürt'ten bahsedecek olursak 2 8 6 şeklinde yazabiliriz. 16 olabilmesi için. Dolayısıyla 6. 6 altı A grubunda yine 3. periyot yer oluyor. Ama potasyuma bakacak olursak 2, 8, 8, 1 şeklinde yazmalıyız ki 19'u tamamlasın. Bunu zaten bir önceki videomuzda gayet net bir şekilde görmüştük. Dolayısıyla yine 1 A grubunda ama bu sefer 4. periyotta yer aldığını söyleyebiliriz. Periyodik tabloda böyle özetlersek. Şimdi sodyumla potasyumu karşılaştırarak başlayalım mesela. Sodyum 119 iken potasyum 100'müş. Yani Periyodik tabloda yukarıya doğru gidildikçe ne olmasını bekliyoruz? Sodyum'un potasyumdan daha büyük olduğuna göre artmasını bekliyoruz. Sodyumla magnezyumu karşılaştıracak olursak mesela birinci yonlaşma enerjisi 119'dan 176'ya çıkmış dolayısıyla sağa doğru gittikçe ve kükürde gittiğimiz zaman bu 239'a kadar çıkıyor. Sağa doğru gittikçe e, yonlaşma enerjisi birinci yonlaşma enerjisi artıyor. Benzer şekilde ikinci ve üçüncü yonlaşma enerjisi de artacak. Bu birinci bilgimiz yani periyodik tabloda sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar diyebiliriz. Buraya genellikle diye bir not düştük. Çünkü az sonraki sayfamıza bunu açıklamasını yapacağız. İstisnai durumlarımız var bunun için çünkü. Periyodik tabloda aşağı doğru inildikçe E1 olacak bu tabii ki yine. Birinci iyonlaşma enerjisi aşağı doğru geldikçe ne oluyormuş? Sodyumdan potasyuma gittiğimiz zaman düştüğüne göre azalır diye bunu belirtebiliriz. Ancak bununla ilgili şu tarz sorular da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sodyuma baktığımız zaman ilk 4 yoğunlaşma enerjisini vermişiz çünkü. 119'dan 1091'e çıkmış. Yani burada bir kocaman bir uçurumdan bahsediyoruz. Ondan sonra daha insani seviyelerde artmaya devam etmiş. Bunun zaten sürekli artarak gitmesi gerektiğini az önce de söyledik. Tabloda da zaten bunu görüyoruz. Sürekli artmak zorunda. Ama bu artışın seviyesi bizim için çok önemli. İlk adımda Hayvani bir artış var daha sonra daha insani seviyelere iniyor. Magnezyuma baktığımız zaman normal bir artış var. 348'den sonra inanılmaz bir yükselme var sonra tekrardan normale dönmüş. Kükürtten bahsettiğimiz zaman kükürte normal düzenli bir şekilde devam ediyor. Yani bir atomda bir elementte aslında bu uçurumu her zaman göreceğiz. Ancak kükürte demek ki bu uçurum daha aşağıda daha ilerleyen iyonlaşma enerjilerinden birinde karşımıza çıkmış olacak. Hatta altıncı adımda olduğunu söyleyebilirim. Potasyuma baktığımız zaman tıpkı sodyum gibi birinci adımda uçurum varken sonrasında yine normal seviyelere geçmiş. Bu ne demek oluyor? Sodyumun en son katmanında kaç tane elektron var? Zaten katman diziminden de görüyoruz bir tane var. Bunu kopardıktan sonra artık ikinci bir elektronu nereden koparacağız? İkinci katmandan koparacağız. Yani çekirdeğe çok daha yakın bir noktadan koparacağız. Dolayısıyla buradaki elektronu koparmak için vermemiz gereken enerji çok yüksek. O yüzden uçurumumuz tam bu arada. Potasyuma baksak aynı şey geçerli. Potasyumda son katmanda bir tane elektron var. Bunu koparmak için 100 jül enerji vermemiz yeterli. Bundan sonra ikinci bir elektronu koparmak için artık üçüncü katmana gitmek zorundayım. Yani bir alt katmandan koparmak zorundayım. Bunu koparmak çok daha zor olacağına göre çok daha fazla enerji harcamak zorundayım. Artık buradan koparmaya devam edeceğim için de e, ...bu artış seviyesi normal şartlarda devam ediyor. Çok uçurum görmeme gerek yok. Çünkü aynı katmandan koparmaya devam ediyorum. Magnezyuma bakacak olursak... ...son katmanda iki elektron var. Birini koparmak için 176 harcıyorum. İkincisini koparmak için yine benzer bir seviyede enerji harcıyorum. Çünkü hala da aynı katmandan koparmaya devam ediyorum. Ancak üçüncü elektronu koparmak istediğim zaman... ...yani üçüncü yollaşma enerjisinden bahsedeceğim zaman bir alt katmana geçmiş oluyorum. Bu katmandan koparmam buna göre çok çok daha zor. Çekirdeğe çok daha yakın bir katmandan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok daha fazla bir enerji harcamam gerekiyor. Artık bir sonraki elektronu yine aynı katmandan koparacağım için bu arada bir uçurum göremiyorum. Ama kükürde baktığımız zaman da ilk dört elektronun dördünü de zaten aynı katmandan koparıyorum. Dolayısıyla artışta inanılmaz bir yükselmeye gerek yok. Yavaş yavaş artıyor. Altıncı elektronu da kopardıktan sonra yedinci elektronu koparmaya çalışırken artık bu katmana döneceğim. İşte bu ta aşağılarda bir yerde inanılmaz büyük bir yonlaşma enerjisiyle karşılaşacağım. Bu şekilde karşımıza sorular gelebilir. Böyle bir tabloyla bize verdikleri herhangi bir elementin hangi grupta olduğunu periyodik tablonun hangi grubunda olduğunu tahmin etmemizi isteyebilirler arkadaşlar. istisnadan bahsedeceğiz demiştik ya işte o istisnadan bahsedeceğimiz sayfa tam da burada. Şimdi genellemeden gidersek öncelikle elektronlar çekirdeğe sağa doğru gittikçe yaklaşmıyor mu periyodik tabloda? Bir periyodik tabloyu kafamıza canlandırırsak atom numarası sürekli artıyordu. Dolayısıyla e, aynı periyotta ilerlerken atom çapı azalıyordu. Atom çapı azalması ne demek oluyor? Elektronların çekirdeğe daha yakın olması demek oluyor. Dolayısıyla kendisine yakın olan bu elektronları protonlar daha güçlü bir şekilde tutacağı için bu elektronu koparmak zorlaşacak. Elektronu koparmanın zorlaşması ne demek oluyor? Bunun için daha fazla enerji harcamam gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisinin artmasını bekliyoruz. Aşağı doğru gelirken ne oluyor peki? Elektronlar çekirdekten uzaklaşıyor çünkü katman sayısı artıyor sürekli. Aynı grupta aşağı doğru ilerlediğimizi düşünelim. Katman sayısı artıyor. Dolayısıyla çekirdekle elektron arasındaki mesafe baya baya artıyor. Dolayısıyla o çekirdekteki protonların ta son katmandaki o elektrona yaptıkları çekim kuvveti ne yapıyor? Azalıyor. Azaldığına göre ben artık o elektronu çok daha rahat bir şekilde koparabiliyorum. Yani koparmak için çok fazla enerji harcamama gerek kalmıyor. Bu da ne demek oluyor? İyonlaşma enerjisinin periyodik tabloda aşağı doğru gidildikçe azaldığı anlamına geliyor. O zaman periyodik tabloyu kafamda canlandırırsam. İyonlaşma enerjisi en yüksek element nerede olmalı? Bir A grubunun en altındaki fransiyum olmalı. İyonlaşma enerjisinin en yüksek olduğu element nerede olmalı? Sağda en üstteki yani helyumda olması gerekiyor. Soy gazların en üstündeki elementte olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi ama aynı periyottaki gruplardaki ilerlemeden bahsedecek olursak. Hani demiştik ya sağa doğru geldikçe genellikle artar. Neden genellikle diyoruz? Çünkü şurada üç aşağı 5 yukarı diye e, genellikle bilinen bir istisnai durum var. Çünkü 3A derken ne demek oluyor? 3A grubu 2A grubundan daha düşük iyonlaşma enerjisine sahip oluyor. Dolayısıyla aynı periyottaki gruplarda ilerlerken ben ne diyeceğim? 1A'dan sonra 3A gelmeli. Ondan sonra 2A gelmeli. 4A normal yerinde, ardından 5 yukarı kuralı burada devreye giriyor. 5 yukarı ne demek oluyor? 5A grubunun İyonlaşma enerjisi 6A grubundan daha yüksektir. Dolayısıyla sıralama 6A, 5A, 7A, 8A şeklinde gidiyor. Bunu bize gösteren tablodan da bahsedebiliriz. Şimdi birinci periyod elementlerinden helyum. Buradayken lityumun iyonlaşma enerjisi çok daha düşük oluyor. Çünkü artık yeni bir katmandan bahsediyoruz. Şu tabii ki helyumun biraz daha yukarıda olduğunu varsayabiliriz. Çünkü yanlış noktaya konulmuş. Helyum burada değil burada arkadaşlar. Birinci periyot elementlerinden helyum burada. Sonrasında ikinci periyot elementlerine geçtiğimiz zaman en düşük iyonlaşma enerjisi 1A grubunda yani lityumda olmalı. Daha sonrasında bir üst iyonlaşma enerjisi berilyumda yani 2A'da değil. Borda olacak. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kuralı bize 3A grubunun iyonlaşma enerjisinin 2A grubundan daha düşük olması gerektiğini söylüyordu. Benzer şekilde 4A grubu derken Ardından 5A değil 6A gelmesi gerekiyor. Çünkü 5A grubunun iyonlaşma enerjisi aynı periyottan bahsediyorsak 6A'ya göre daha yüksektir diyeceğiz. Bunun sebebi olarak ikinci bölüm sınavında küresel simetri kavramından bahsedeceğiz. Küresel simetri bunun asıl sebebidir. Ancak şu anda bilgi olarak ihtiyacınız yok. Birinci bölüm sınavı için. Sözelci ve eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız bu bilgi biraz daha ezber olarak bilmeleri onlar için yeterli olacak. Diğer arkadaşlarla sayısalcı arkadaşlarımızla ikinci bölüm sınavlarına hazırlanırken çok daha detaylı bir şekilde bunları sebepleriyle görüyor olacağız. Ancak bu kural çok önemli ve sıklıkla da karşımıza soru olarak çıkacaktır. Haberiniz olsun. Bu arada 8A grubunda neon var. Yani gördüğümüz üzere ikinci periyodun en düşük iyonlaşma enerjisi kimde? 1A grubunda yani lityumda. En yüksek iyonlaşma enerjisi kimde? Neon'da yani bir soy gazda. Ardından yeni bir periyoda geçiyorsak atom numarasını bir artırdığım anda ne oluyor? Üçüncü periyoda geçiyoruz. Üçüncü periyot bir aya geçiyoruz. Çok daha düşük bir iyonlaşma enerjisiyle karşılaşıyoruz. Sorumuza bakacak olursak atom numaraları ardışık. X, X ve X, Y ve Z elementlerinin ee, atom numaralarındaki sıralama nasılmış? Z büyük, Y büyük, X şeklindeymiş. Bunların bir, birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki hangisi gibi olabilir? Bu tarz soruları severek soruyorlar arkadaşlar. Sıklıkla karşımıza da çıkıyor. Şunun üzerinde yorumlayacak olursak. Atom numarası en büyük kimmiş? Z'ymiş. Daha sonra Y geliyor. Daha sonra X geliyor. Ben burada şöyle yazacak olursam. Mesela bu X olsun. Bu Y olsun. Bu Z olsun. Böyle bir durumda İyonlaşma enerjilerini nasıl sıralayacağım? Y büyük, X büyük, Z şeklinde sıralayabilirim. Peki bunu değiştirip şöyle verecek olsam bu X olsa, bu Y olsa, bu Z olsa desem nasıl olacak? Bakıyorum Z büyük, Y büyük, X şeklinde bir sıralamayla karşılaşabilirim. Peki ben bunu da değiştirip şöyle siyahla yazalım. Buna x buna y buna z dersem ne olur? Bu sefer de z büyük oldu. Dikkatinizi çekerse x buraya geldi. Bu da büyüktür y şeklinde oldu. Bu üç sıralamayla da karşılaşma şansına sahibim. Öncülerimizde neler varmış peki? Y büyük x büyük z elde edebiliyor muyum? Evet elde edebiliyorum. Şurada yer verdik buna. Z büyük y büyük x'i elde edebiliyor muyum? Bunu da elde edebiliyorum. Y büyük Z büyük X ihtimalini elde edebiliyor muyum? Y büyük Z büyük X ile de biraz uğraşalım. Y'nin en büyük olması durumunu nasıl elde edebilirim? Şuraya X. Şöyle bambaşka bir kalemle gidelim. Ben şuraya X. Buraya Y. Buraya Z dersem ne olur? Y büyük Z büyük X durumunu da elde edebilirim. Yani bu da ihtimaller dahilinde. Y büyük, Z büyük, X'i de ihtimaller dahilinde görebilirim. Bu da doğru bir seçenektir. Yani bu durumların üçüyle de karşılaşma ihtimalim vardır. Ardışık atom numaralı atomlardan bahsedeceksek. Elektron ilgisi kavramına geçecek olursak. Elektron ilgisi deyince hani iyonlaşma enerjisinin tam tersinden bahsettiğimizi düşünebiliriz. Çünkü iyonlaşma enerjisinde ne demiştik? Nötraldeki nötr ve gaz haldeki bir atomdan bir tane elektron koparmak için gereken enerjiyi birinci iyonlaşma enerjisi diyorduk. Bu sefer de yine gaz haldeki bir atom için e, bir elektron vermek için yani ona bir elektron kazandırmak için gerçekleşen enerji değişimini ne diyormuşuz. Tam tersi ondan elektron koparıyorduk. Burada elektronu ekliyoruz. Bu sefer orada her zaman enerji neredeydi? Girenlerdeydi. Yani bunun için enerji vermemiz gerekiyordu bizim ortama. Ama Elektron ilgisi negatif değerde olabilir. Daha doğrusu burada enerji açığa da çıkabilir, enerji harcaya da biliriz. Eğer ki biz bir atoma elektron verirken buradan açığa enerji çıkıyorsa eksi yüklü bir iyon elde ediyoruz sonuçta. Burada ne durum gerçekleşecektir? Buradaki enerji değerimiz sıfırdan küçük olacaktır. Egzotermik tepkimeleri hatırlıyoruz zaten. Egzotermik bir tepkime gerçekleşmiştir burada. Yani ısı açığa çıkaran bir enerjiden bahsediyoruzdur. Burada enerji girenlerde olduğuna göre yine aynı işlem gerçekleşiyor. Yine bir atom elektron kazanarak eksi yüklü bir iyon haline geliyor. Yine gaz fazla. Bu sefer enerji değeri nasıl oluyor peki? Büyüktür sıfır oluyor. Burada önemli olan şudur. Eğer iyonlaşma enerjisi yani şuradaki enerji değeri Sıfırdan küçükse negatif bir değerse bu ne demek oluyor? Bu atomun enerji kaybettiği anlamına göre dışarıya enerji veriyordur. Ve şunu biliyorduk ki bütün atomlar minimum enerji maksimum düzensizliğe ulaşmaya çalışırlar. Minimum enerji onların en kararlı durumudur. Dolayısıyla bir atom enerji kaybediyorsa burada daha kararlı hale yani kendi istediği duruma geçiyordur. Ama enerji alıyorsa eğer bu onun... E, daha fazla enerji alıp daha kararsız bir duruma geçtiğini gösteriyordur. Yani bu durum onun kararsız olduğunu gösteriyordur. E, atomlar kararlı hale geçmeye çalıştıklarına göre eğer ben buradaki işareti negatif olarak buluyorsam buradaki elektronun ilgisinin daha yüksek olduğunu gösteriyordur. Çünkü kararlı hale geçmek istiyor o yüzden o elektronu almak istiyor. O elektronu alarak daha kararlı hale geçiyordur. Bu yüzden elektrona karşı ilgisi daha yüksektir diyebiliriz. Hemen bununla ilgili basit bir soru çözerek devam edelim. Gaz haldeki X, Y ve Z atomlarının iyonlaşma tepkimeleri verilmiş bize. Buna göre bu atomların elektron ilgileri arasındaki ilişki nasıldır diyor. Hemen bakıyoruz. Burada 50 kilojül var ama açığa çıktığına göre buradaki enerji değişimine ben negatif mi diyeceğim pozitif mi diyeceğim. Egzotermik bir tepkime eksi 50 olarak kabul edebilirim. Buradan oluyor? Yine enerji açığa çıkıyormuş. Yine enerji kısmı ürünlerdeymiş. Dolayısıyla buradaki enerji değişimini gene eksi 90 olarak alabilirim. Burada ne oluyor peki? Enerjiyi alarak iyon hale gelişiyor. Dolayısıyla buradaki enerji değişimi eksi değil artı yetmiştir. Ve ben ne kadar küçük bir sayı elde ediyorsam elektronlara karşı ilgi o kadar yüksektir. Dolayısıyla en düşük sayı hangisi? Eksi 90. Yani Y'nin elektronlara karşı ilgisi en büyük. Daha sonra X olacak. En az ilgi duyansa bu elektronu alabilmek için dışarıdan bir de enerji almasına gerek duyan Z'dir diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde yer alıyordur bu soru için. Elektron ilgisinin periyodik tablodaki davranışı nasıl oluyor peki? Bu hareketi nasıl özetleyebiliriz? Şimdi sağa doğru gittikçe periyodik tabloda aynı periyotta sağa doğru ilerliyoruz. Proton sayısı ne yapıyor? Atom numarasıyla birlikte tabii ki artıyor. Proton sayısının artması ne demek oluyordu? Hani atom çapından hatırlayalım tekrar. Proton sayısı artıyorsa atom büzüşüyordu. Sağa doğru gittikçe. Dolayısıyla çekirdeğin çekim kuvveti ne yapacak? Bu da artacaktır. Çekirdek hem proton sayısı arttı hem elektronlar çekirdeğe yaklaştı. Dolayısıyla çekim gücü arttı. Bu ne demek oluyor? Daha fazla çekebiliyor. Yani elektron ilgisi ne yapıyor? Artıyor. Bu elektronlara karşı bu atomun ilgisi yüksektir. Burada şöyle bir istisnamız var. Bu kısmı unutmuyoruz asla. Soy gazları hariç tutuyoruz buradan. Çünkü soy gazlar zaten ulaşmak istedikleri konumdalar. Hani demiştik ya. Bunlar zaten nirvanalarına ulaşmış durumdalar. Daha fazla dışarıdan ne elektron almak istiyorlar ne de elektron vermek istiyorlar. O yüzden elektron ilgileri daha düşüktür. O zaman bir periyottaki elektron ilgisi en yüksek element kimdir? Tabii ki halojendir. Yani 7A grubudur diyebiliriz soy gazlar hariç dediğimiz için. Yoğunlaşma enerjisi için ne demiştik peki? Soy gazlarda en yüksek olanlar. Bu kısmı kesinlikle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Soy gazları elektron ilgisinde ayrı tutacağız, hariç tutacağız. Peki aşağı doğru gelecek olursak ne olur? Katman sayısı ne yapıyor aşağı doğru geldikçe? Tabii ki artıyor. Her bir adım aşağı inmek demek periyodik tabloda. Atomun bir fazla katmana sahip olması demek oluyor. Dolayısıyla katman sayısının artması... Son katmandaki o elektronların çekirdekten daha uzak bir konuma taşınması demek oluyor. Kendinden daha uzak olan elektronları çekirdek ne yapıyor? Çekemiyor. Dolayısıyla elektronlar çekirdekten uzaklaştığı için de uzaklaşır diyelim. Elektronlar çekirdekten uzaklaştığı için de çekirdeğin buna yapacağı çekim kuvveti azalıyor. Bu yüzden de elektronun ilgisi ne yapıyor? Azalıyor. Çünkü o elektronu yani dışarıdaki herhangi bir elektronu o en üstteki katmana kazandırması çok zorlaşmış oluyor çekirdeğin. Burada şöyle çok önemli bir istisna var. Sıklıkla da karşımıza soru olarak çıkıyor arkadaşlar. Normalde dedik ki hani periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru geldikçe elektron ilgisi azalır. Ancak 7A grubunda bu iş birazcık da değişik işliyor. Normalde ne olmasını bekliyoruz? Yukarıdan aşağı doğru geldikçe azaldığına göre en yüksek flor sonra klor sonra brom sonra iot diye yani şurada gösterildiği gibi ilerlemesini bekliyoruz. Ancak öyle bir şey yok. Bu bu şekilde ilerlemiyor. Doğrusu nedir? Klorla flor yer değiştiriyor. Klor flora göre bir alt pro, e, katmanda olduğuna göre, bir alt periyotta yer almasına rağmen flordan daha yüksek bir elektron ilgisine sahiptir ve doğru gösterimi bu şekildedir diyebiliriz. O zaman Elektron ilgisi en yüksek element hangisidir sorusunun cevabı ne olacak? 7A grubu zaten en yüksekleri aynı periyottaki en yüksek elementlerin bulunduğu gruptu. Buradaki en büyük olan kim? Klormuş. Demek ki elektron ilgisi en yüksek olan element klordur arkadaşlar. En düşük olan kim? Tam tersi noktadaki yani bir anın en altındaki fransiyumdur diyebiliriz. Elektronegatiflik de yine elektron ilgisine çok benzer davranışlar gösteren bir kavram. Peki tanım olarak nedir? Elektron ilgisi bir elektron e, kaybetmesi için şey alabilmek için harcanan veya e, alınan enerji miktarıydı. Burada da bir atomun oluşturduğu kimyasal bağda bağ elektronlarını kendi üzerine çekme isteğiydi. Bu iyonik veya kovalent olabilir. Ama çoğunlukla kovalent bağda bununla karşılaşacağız zaten bu kavramdan bahsedeceğiz. Bir bağın polarlığını da bu belirleyecek. Ve hangi taraf kısmı negatif hangi taraf kısmi pozitif yüklü bize bu kavram açıklayacak. Şimdi eğer bir bağ hidrojenle brom arasında oluşuyorsa burada bromun o elektronlara karşı uygulayacağı çekim kuvveti daha yüksek olacağı için daha fazla çekeceği için hani şu ortaklaşa kullanılan elektronlar hidrojenden uzak broma yakın bir noktada bulunacaktır. Oysa ki eğer florla brom arasında olsaydı Florun bu sefer elektronegatifliği broma göre daha yüksek olduğu için benzer e, moleküllerden bahsediyoruz ama bu elektronegatifite farkından ötürü elektronlar bu sefer flora değil brom, broma değil flora yakın bir noktada duracak. Bunu da daha ilerleyen aşamalarda diyeceğiz ki bu elektronların yakın durmasından ötürü brom burada negatif, hidrojen pozitif davranmıştır. Böyle kısmi bir yüklenme olmuştur. Bunun içinde florun negatif, bu sefer bromun pozitif e, kısmi yüklenmeye sahip olduğunu ilerleyen aşamalarda söyleyeceğiz. Bunu sağlayan kim olacak tabii ki? Elektronegatiflik dediğimiz kavram olacak. Peki periyodik sistemdeki e, bunun davranışı nasıl oluyor? Elektronegatiflik yani elektronları çekmeye karşı istek neye bağlı olabilir? Çekirdeğin buna karşı arzusuna bağlı olabilir. O yüzden bunu nasıl özetleyebiliriz? Mesela periyodik tabloda sağa doğru geldikçe ne yapıyor? Proton sayısı Az önce de söyledik zaten. Artıyor atom numarası arttığı için çekirdeğin çekim gücü ne yapıyor? E, çit, atom daraldığı için çekirdeğin çekim gücü artmış oluyor. Son katmandaki burada çekirdeğin çekim gücünden neyi kastediyoruz? Son katmanda yer alan elektronlara karşı çekim kuvveti. Yoksa periyodik tabloda aşağı geldikçe proton sayısı artacağına göre çekirdeğin yükü artıyor. Bunda sıkıntı yok. Ancak son katmandaki elektronlara uyguladığı çekim kuvveti Periyodik tabloda yukarıya doğru gittikçe artıyor. Bunun sebebini Çünkü çekirdek e, elektronlar, son katmandaki elektronlar çekirdeğe daha yakın bir konumda durdukları için bu çekim daha güçlü olabiliyor. Elektronegatiflik dediğimiz kavram ne olacak peki? Çekirdeğin çekim gücü arttığına göre artık diğer elektronları da kendine yakın tutabilme ihtimali vardır. Buna karşı isteği daha fazladır. Elektronegatiflik durumu da artacaktır bununla birlikte. Yine soy gazları buradan ayrı tutuyoruz arkadaşlar. Neden ayrı tutuyoruz soy gazları? Soy gazların zaten bileşiğin yok gibi bir şey yok diyebiliriz yani. Çok istisna bileşikleri var. Ee, o yüzden soy gazlar bileşik oluşturmuyor, molekül yapısına katılmıyor diyebiliriz. Ee, oluşturmadıkları molekül yapısında, bağ yapısında da elektronları kendilerine karşı çekmeye karşı bir istekten bahsedemeyeceğiz. Katman sayısına gelince, aşağı doğru gelince katman sayısı ne yapıyor? Tabii ki artıyor. Az önce söyledik zaten bunları. Dolayısıyla elektronlar çekirdekten ne yapıyor? Uzaklaşıyorlar. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkları için de bunlara karşı uygulanabilecek çekim kuvveti ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Dolayısıyla elektronegatifte ne yapıyor? Bununla birlikte azalıyor diyebiliriz. O zaman periyodik tablonun en yüksek elektronegatifitesine sahip element hangisidir? Bunda istisnadan bahsetmedik. Elektron ilgisinde bahsetmiştik ama bunda öyle bir şey yok. Soy gazlarımızı ayrı tutuyoruz. Dolayısıyla şurada bulunan flor elektronegativitesi en yüksek elementtir arkadaşlar. En düşük olan kimdir? O da aha buradaki fransiyumdur diyebiliriz. Elektron ilgisinde ne diyeceğiz? Fransiyum yine en düşük. Bu, bu sefer klor en büyük diyecektik. İyonlaşma enerjisinde ne diyeceğiz? İyonlaşma enerjisinde soy gazlar hariç diye bir şey söylemiyorduk. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisinden bahsederken en yüksek element nerede olacak? Sağ en üstteki helyumda olacak. Bu sefer yoğunlaşma enerjisi en düşük olan kim dersek yine sol en alttaki fransiyum olacaktır diyebiliriz. Atom çapını benzer şekilde özetleyecek olursak burada atom çapı aşağı doğru geldikçe ve sola doğru geldikçe artıyordu. Dolayısıyla en büyük yoğunlaşma enerjisi en büyük atom çapı kimde olacak? Fransiyumda. En küçük atom çapı kimde olacak? Aha da buradaki helyumda olacak diyebiliriz. Sorumuza bakacak olursak elektronegatif test elektronegatiflikle elektron ilgisi arasındaki farkı bize soran bir sorudan bahsediyoruz. Periyodik tablodaki görünümleri bu şekilde olan X ve Y elementleri için elektron ilgisi ve elektronegatiflik ilişkileri hangisi gibi olabilir diyor. Hangileri gibi olabilir? Şimdi X Y'den yukarıdaymış. Dolayısıyla elektronegatiflikte biz herhangi bir şekilde istisnadan bahsetmemiştik. Yani yukarıda bulunan atomun Aşağıda bulunan atoma göre daha yüksek olması gerekiyor. Yani şurası her türlü X büyüktür Y şeklinde olacak. Ancak eğer bunlar flor ve klorsa elektron ilgisi iki türlü de olabilir. Bu flor bu klorsa Y büyük X olacak. Bunun dışında X büyük Y olacak. O yüzden e, X büyük Y olmak zorunda bu seçenek gidiyor. Ancak diğerleri olduğu gibi geçerlidir. 1 ve 3 yani cevabımız C seçeneğinde yer alıyordur bu soru için. Metalik ve ametalik özellikten bahsedecek olursak. Şimdi periyodik tabloda sol aşağı tarafta olanların metallerden oluştuğunu biliyorduk. 1A grubu ve 2A grubu. 3A grubunun neredeyse hepsi. 1A'da da sadece hidrojenimiz istisna. 3A'da sadece bor yarı metal olduğu için istisna. Bunun dışında B grubu elementlerinin tamamı lantanitler, aktinitler yani sol aşağıdakilerin tamamı metal. E ametaller ise sağ üstte soy gazlar hariç bir şekilde bunları hariç tutabileceğimiz bir şekilde yoğunlaşmış durumda. Aslında buradan direktmen yorum yapabiliriz. Bu şekilde dizildiklerine göre metalik özellik sol altta, ametellik özelliğin sağ üstte fazla olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi nedir? Elektron verme eğilimi. Elektron verme eğilimi sol aşağıda en fazladır. Yani periyodik tabloda elektronunu vermeyi en çok isteyen element kimdir? Fransiyumdur. Neden? Çünkü çapı çok büyük. En büyük çap ondaydı. E çekirdeğindeki proton sayısı bu elementlere göre sıra bunu takip eden elementlere göre daha az. E son katmandaki o bir tane elektron bira grubunda olduğu için kendi çekirdeğinin çok 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 uzak bir noktada. Dolayısıyla çekirdeği o elektronu zapt edemiyor. Hemen veriyor geçiyor. Dolayısıyla elektron verme eğilimi en yüksek bu. Ve metallik demek, metal olmak demek elektron vermeye karşı istekli olmak demek. Dolayısıyla dünyanın en metal metali, en e, metalik özelliği fazla olan elementi kimdir? Fransiyumdur diyebiliriz. Benzer şekilde elektron alma eğilimi ne kadar yüksekse o maddenin ametalik özelliği o kadar yüksektir. Periyodik tabloda e, en çok kim isteyebilir? Yani doğadaki elementlerden hangisi en fazla elektron almayı isteyen element olabilir? Tabii ki sağ en üstteki soy gazları hariç tutuyoruz burada. Çünkü onlar zaten nirvanalarına ulaşmış durumdadır diyorduk. Dolayısıyla ametallik özelliği en yüksek element kim olacaktır? Flordur. Çünkü çapı en küçük budur ametaller arasında. Hani hidrojeni yok sayabiliriz. Çünkü sadece bir tane protonu var bu yavrumun. Bunda proton sayısına rağmen, proton sayısı 9 olmasına rağmen e, çekirdeği en yakın elektronlara sahip olan budur. Hemen ikinci katmanına bir tane elektron katmak istiyor. Bunun ametalik özelliği buradan geliyor. Elektron alma eğilimi o ikinci katmanına bir tane fazladan elektron koymak için oluyor. Dolayısıyla bunu yapma yeteneğini en fazla sahip olan kişi flordur. Ametalik özelliği de en fazla olan odur diyebiliriz. Bunu periyodik tablo üzerinde hani bu şekilde az önceki gibi yorumlayacak olursak değerlik elektronları çekirdeğe biz sağa doğru gittikçe ne yapacaktır? atom büzüştüğünü söylemiştik. Aynı periyotta sağa doğru gittiğimizi düşünürsek çekirdeğe ne yapacaktır? Yaklaşacaktır tabii ki. Değerlik elektronları yani son katmanda yer alan elektronlar. Dolayısıyla burada e, dışarıdan bir elektronu alması daha kolaylaşacaktır. Daha kolay bir şekilde elektron alacaktır sağa doğru gidildikçe. Dolayısıyla elektron almasının kolaylaşması ne demek oluyor? Bunun ametalik özelliğinin artması anlamına geliyor. Aşağı doğru gidildikçe ne oluyor peki? Değerlik elektronları yani son katmanda yer alan elektronlar çekirdekten tabii ki uzaklaşıyorlar. Bu değerlik elektronlarının çekirdekten uzaklaşması ne demek oluyor? Elektron vermenin bu sefer kolaylaştığı anlamına geliyor. Elektron vermek artık daha kolay. Daha kolay bir şekilde elektron verdiğine göre de bu sefer artan aktiflik ne olacak? Elektron vermek isteyen kimlerdi? Metallerdi. O zaman artan aktiflikte metalik aktiflik olacak veya metalik özellik artar diyebiliriz. Soy gazların istisna olduğundan buradan tekrar tekrar bahsediyoruz. Bunu baz almıyoruz. O yüzden e, ametalik özelliğe en yüksek element helyum değil flor'dur. Metalik özelliğe en yüksek olan element sol en alttaki fransiyumdur diyebiliriz. Metalik özelliğin arttığı yönde ametelik özellik her zaman azalır. Yani bunlar birbirinin tam zıttı kavramlardır diyebiliriz. Ancak şöyle bir şey olabilir. Sağa doğru gidildikçe her zaman ametelik özellik artar mı? Böyle bir soru gelebilir istisna sorusu. Hayır buna her zaman artar diyemeyiz. Çünkü florun yanında hemen neon var. Florun ametelik özelliği neondan çok daha yüksektir. Soy gazlarımızı burada istisna tutmak zorundayız çünkü. Şimdi videomuzla ilgili bir sorumuzu daha çözelim periyodik tablo ile ilgili yargılarından hangileri doğru değildir? Her zaman doğru değildir daha doğrusu. istisnaları bulmamızı istiyor bizden. Atom çapının arttığı yönde metalik özellik azalır diyor. Atom çapının arttığı yön ne, tam, ne tarafıydı? Ya sola ya aşağı doğru atom çapı artıyordu. En büyük atom e, fransiyumdu çünkü. Metalik özellik azalır mı? Bunu tam tersini söylemiştik. Sola ve aşağı doğru gittikçe atom çapıyla birlikte her zaman metalik özellik de artardı. Dolayısıyla böyle bir şeyden bahsetmeyiz. Elektron ilgisinin arttığı yönde ametalik özellikle artar. Elektron ilgisi ne tarafa doğru artıyordu? Sağa yukarı. Ametalik özellik yine sağa ve yukarıya doğru. Ancak elektron ilgisinde flor klor gibi bir istisnamız vardı değil mi? Dolayısıyla yukarı doğru gittikçe yani elektron ilgisinin arttığı bir yönden bahsediyoruz. Ee, her flor klor arasında bu tam tersine dönüyor. Aşağı doğru gittikçe artıyor. Flor daha yukarıda olmasına rağmen ...aşağıdaki klorun elektron ilgisi daha yüksekti. Ancak ametallik özellikten bahsedecek olursak, florun klora göre daha yüksek. Burada bir istisna var. Dolayısıyla her zaman diyemeyiz bundan. Ayrıca az önce de belirttiğimiz gibi, 7 adan 8 aya geçerken, yani sağa doğru giderken, e, iyonlaşma enerjisi artmasına rağmen ametallik özellik ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla üçüncü öncülünde yanlış olduğunu, her zaman doğru olmadığını bu şekilde ifade edebiliriz. E, ee, 7 A'dan 8 A'ya geçerken, sağa doğru giderken yoğunlaşma enerjisi artar. Bunun ilgili herhangi bir problem yok. Ama ametalik özellik ne yapar? Azalır. Tam tersi yönde. Benzer şekilde 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı birinci yoğunlaşma enerjisi için. Yani 5 A ve 6 A'yı karşılaştırdığımız zaman 5A'nın 6A'ya göre daha yüksek iyonlaşma enerjisi vardı. Yani 5A'dan 6A'ya geçerken aslında iyonlaşma enerjisi sola doğru artıyor. Oysa ki ametalik özellik sağa doğru artmaya devam ediyordur. Bu da her zaman doğru olmayan istisnaları olan kurallar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğinde yer alıyordur diyebiliriz. Bir önceki videomuzun ödevli sorusunu çözecek olursak. Bize bazı elementler vermişti ve bu elementlerden kaç tanesi alkali metaldir diye soruyordu. Şimdi bu katman dağılımlarını bir yapacak olursak hidrojeni nasıl yapacağız? Hidrojenin sadece bir tane katmanı var ve bir tane elektronu var burada. Sodyum yapacak olursak ya da sıralı gidelim. Lityumu yapacak olursak iki bir şeklinde yazabiliyorduk lityumu. Çünkü birinci katmanda iki ikinci katmanda bir tane elektronu vardı. Berilyumdan bahsedecek olursak 2 iki, iki şeklinde yazabilirdik katman dağılımlarını bunların. Sodyumu yazacak olursak 2, 8, 1 şeklinde yazabilirdik. 11 elektronu bu şekilde tamamlayacaktık. Potasyumdan yine benzer şekilde bahsedelim. 2, 8, 8, 1 şeklinde yazacağız ki toplam 19 olsun. Dolayısıyla hidrojen nerede? Birinci periyot 1A bir grubunda. Lityum nerede? İkinci periyot yine 1A grubunda. Berilyum nerede? İkinci periyot bu sefer 2A grubunda katman sayısı periyodu. Bunu da tekrar hatırlayalım. Katman sayısı bize periyodu. Son katmandaki elektron sayısı da grubu söylüyordu. Berilyum 2A grubundaymış. Sodyumlerde 3 tane katman olduğuna göre 3. periyot. Son katmanda 1 tane elektron olduğuna göre 1A grubunda. Potasyumda 4 katmanlı olduğuna göre 4. periyot. Ve son katmanda 1 elektron olduğuna göre 1A grubunda. Şimdi burada 2A'da olduğuna göre Berilyumu kafadan silebiliriz. Neden? Çünkü alkali metal demek 1A grubu demekti. Al alkali metaller grubu 1A'ydı. Berilyumu sildik. Diğerlerine baktığımız zaman hepsi bir a grubunda. Yani aynı grupta yer alıyorlar. Ancak hidrojenin üstünü çizebiliyorduk. Neden? Hidrojen buradaki istisnaydı. Hidrojen bir metal değil, bir A metaldi. Dolayısıyla bir alkali metal olarak biz bunu değerlendiremeyiz. Alkali metaller lityum, sodyum ve potasyum olarak sıralayabiliriz. Yani toplamda 3 tanesi alkali metaldir diyebiliriz. Bugünkü videomuzun ödüllü sorusunu cevaplıyorsunuz. Yorumlarda paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum.